dinliyordur. Şu şey işine girmek istiyorum aslında. Bu lanetli öyküler Amerika'da böyle bir akım olarak da duruyor evet. ve korkulan böyle bir dikkatli durulan bir sinema halinde dönüştü. Sen nasıl bakıyorsun? O dediğin gibi biraz önce çok korku olmasın da diyorsun aslında ama hani tuhaf da olsun istiyorsun evet. ama o or oralara nasıl bakıyorsun yani bu gotik edebiyatın ha. devamı değil mi gotik geleneğin devamı yani mesela lanetli ev gün, onlar da aslında biraz şablonlar içinde kalıyor artık günümüzde hani bir lanetli ev hikayesini yeniden farklı bir şekilde yorumlamak lazım diye düşünüyorum hı hı. ki ben böyle bir denemem de oldu apartman boşluğu romanında beste yapmak için eve kapanan bir müzisyen var ev evin duvarında bir delik var ve oradan bir takım sesler geliyor hı hı. kendisi yeteneksiz olup beste üretemediği için evden gelen sesleri çalmaya başlıyor. Başarılı oluyor ama bu lanetli bir başarı çünkü aslında kendi besteleri değil ama bir şekilde de beğeniliyor gibi onun paradoksunu yaşıyor. Şimdi burada da aslında bir lanetli ev atmosferi var. Hı -hı. Sesler duyulan bir ev ama bunu ben mesela bir sanatçının özgünlük paranoyasıyla, bir sanatçının üretme sıkıntılarıyla ilişkilendirip ve günümüzde bir apartmanda geçirmeye çalıştım mesela. Hı -hı. Şimdi böyle bir kasvetli bir köşkte ee, geçmişten gelen e, hayaletlerin intikam alması falan gibi temaları okur olarak da izleyici olarak da uzakken yazar olarak zaten düşünemiyorum bile evet. yani öyle evet. bir... o, galiba onları okuduğumuz zaman yani benim başıma gelmez nasıl diyebiliyoruz. Ben bir zaten anlar. şatoda yaşamıyorum. Hı. Yani dolayısıyla evet. bizim dairede böyle şeyler olmaz diyenlere de aslında <laughs> Aynen. Yani ejderha hortlak yerine işte asansörü kullandığınız zaman korku üyesi olarak ya da evet. domatesi iş birazcık daha hani kendi yani dışarı dönük e, serüvenler değil de daha içe dönük, i̇çe dönük. maceralar var. Peki önümüzdeki süreçte belki bilmiyorum biz sinema, hı. filmi, senaryosu ya da öyle şeyler merakın var mı? İster misin? Merakım var çalış tabii. Olabilir. Var yani birkaç deneme bir şeyler oldu ama çok ciddi bir çalışma şu an yok. Hı hı. Ama o isterim ben de olsun. Yani romanların özellikle çok sinematografik olduğu ile ilgili eleştiriler var. Bazen olumsuz eleştiri olarak da aldım oluyor hı hı. ama ben biraz zaten öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Daha hı. görsel yönü ağır basan romanlar yazmaya çalışıyorum. Evet galiba senin romanlarında da hani tam anlamıyla bütün inceliğine kadar en küçük şeye kadar da bulabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Hı hı. Peki. Hakan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ben tek siz hepiniz. Ben şöyle hemen seyircilerime de bir, bir kez daha göstermek istiyorum. Hakan Bıçakçı'nın son iki kitabı efendim. Ben tek siz hepiniz. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Sağ olasın Hakan. Teşekkür ederim. Evet efendim. Şimdi Türk Sineması'nın 97. yılı nedeniyle Film Sağ Vakfı'nı 14 Kasım Tarihinde bir açılış düzenlediğim bizde hep beraber sizleri oraya götürüyoruz şimdi. 1975 yılında Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Ayla Algan, Nuri Sezgiç, Güzel Emel Sayın gibi sinema, tiyatro ve müzik dünyasının seçkin isimleri tarafından kurulan Film San Basfı.